Merhabalar herkese, hoş geldiniz. 20 Kasım Pazartesi günü Güneş'le Mars'ın kavuşum açısını halen deneyimliyor olacağız. Ve Mars'la Neptün açısı, Güneş-Neptün üçgeni, bunlar bir karmik borcun ödenmesi ve bir yüzleşme anlamına da gelir. Çoktandır ödeyemediğiniz, bir türlü ödeyemediğiniz, canınızı çok sıkan bir borcun da çok hızlı biçimde ödendiğini, kolaylıkla ödenebileceğini de gösteriyor. Size çok iyi kazandıracak bir erkek desteği var. Bir hanımefendi de olsanız, bir beyefendi de olsanız, bir beyefendiden destek geliyor. Güçlü biri, nüfuzlu biri de olabilir. Bu bir para desteği de olabilir. Akıl verecek de olabilir. Bir ayağa kalkmak ve saygınlık için mücadele söz konusu olabilir. Bakınız, Mars'la Güneş kavuşumu var. 17, 18, 19'unda gündemde. 20'si Pazartesi de gündemde. Dolayısıyla biz böyle başlıyoruz haftaya. Mars-Güneş kavuşumuyla. Akrep burcunda olduğu için bu size ekstra bir efor veriyor. Ay böyle bir günde Kova burcunda, öğleden sonra 13.49'a kadar da Kova burcunda kalacak. Sonrasında ay bir boşluğa giriyor. Ay boşluktayken pek böyle çok önemli işler yapmak, başlatmak yerine yarım kalmış işleri tamamlamayı tercih etmeliyiz. Sıfırdan bir şey başlamak çok iyi değil. Ve 17.30'a kadar da Kova'dan Balığa geçmeden önce ay açısız kalacak. Yani biz ona ay boşlukta diyoruz. Ve ay Kova burcundayken sabah saatlerinde biraz daha böyle istifa etkisinde gibi çalışabiliriz. Özgürlük, bağımsızlık isteği ama arkadaş ilişkileri gayet güzel. Önemli konuları konuşacağız arkadaşlarla. Belki de dedikodular konuşacağız. Çok fazla yakınlıklardan sıkılabilir, böyle havlu atabilir. İşte artık en azından yolları ayıralım diyeceğimiz aşamalara gelebiliriz. Sevgiliyle, dostlarla yapmasanız iyi olur. Öğleden sonra fikriniz değişebilir. Çünkü duygusal olarak biraz bağlanmaktan uzağız demektir. Ay Kova burcunda, Allah'tan çok uzun sürmüyor. Merkür'ün yayda, Venüs'ün terazide olduğunu unutmayalım. Merkür yay iyimserlik demek, biliyorsunuz. Hemen pazartesinin gündeminde bunu bir anlatalım. Bu hafta Merkür yay burcunda. İnançlarımız, ikna kabiliyetimiz gayet iyi olur. Neden? Yay çünkü felsefe yayan demek. Yani inancını, imanını başkalarına yayan, işte bunun detaylarını aktarabilen demek. Burada sevgiyi alıp verme konusu da çok önemli olacak. Çünkü Venüs kendi yönettiği burçta. Yine de Merkür'ün yayda olduğu dönemler çokça dedikoduya maruz kalabiliriz. O duymak istemediklerimiz de gelir. Ve dedikodu bizi yanıltabilir. Onu da unutmayalım. Başkalarıyla konuşurken biraz dikkatli olmamız lazım. Veya verdiğimiz sözleri pazartesiden itibaren tutuyor olmamız lazım. Bence daha önceki günlerde, pazar günü de böyle. Venüs'ün terazide olduğunu söyledim. Venüs terazide kendi yöneticisinde olduğu için gayet güzel. İlişkiler, evlilik, uyum, sözler, nişanlar, pazartesi, bütün bunlarla ilgili gündeminiz var, bunları konuşuyorsunuz demektir. Ve de böyle güzelleşme hareketleri, lükse para yatırmak, güzellik salonlarına para yatırmak gibi eğilimleriniz olabilir. Eğlence amaçlarız. İşte Venüs terazideyken bir oh dediğimiz durumlar. Yani yine kendi yöneticisi Mars da tam olarak Mars gibi davranır Akrep burcunda. Mars'ın Akrep burcunda oluşu olduğumuzdan da güçlü hissettirebilir her birimizi. Çünkü biraz agresif bir enerjiyle hareket edebiliriz ya da böyle ya hep ya hiç kaygısıyla. Burada biraz cinsellik konuşulabilir ve dedikodularda sıkıntıya sokabilir. Unutmayın, duygusal tatmin şu ara çok önemli demektir. Videomun başında bahsettiğim Güneş-Mars kavuşumu maalesef 18'i, 19'u, 20'si bu günlerin tamamını etki altına almakta. Kasım ayına ait aylık yorumlarımda bahsetmiştim. Güneş'le Mars'ın kavuşumu biraz kendini bulmak enerjisi, biraz istekleri, hayalleri zorla yerine getirme enerjisi gibidir. Fakat Güneş'in de Akrep'te olduğunu dikkate alacak olursak çokça hırslı da olabiliriz. Buna dikkat edelim. Gökyüzünde Güneş'le Ay kare açısı da var tam da böyle bir günde. Pek tereddüt etme zamanı değil yani Güneş Ay karesinde. Hızlı ilerlemeye, planlar doğrultusunda ilerlemeye gayret etmek en doğrusu olur. Aynı gün Mars'la da Ay'ın yine bir kare açısı var. Bazen böyle çok olumlu sonuçların tam başlangıcı günü gibidir bu. Olumlu sonuç alacağımız her türlü işin pazartesi tam da başlangıç günü gibidir. Genç yaşı, genç sizden genç insanlarla tartışmayın. Agresyon sahibi insanlarla tartışmayın. Hani bu tam olarak Ay Mars'ın karesi böyle bir şey işaret eder.
Akşam saatlerinde 17.30'dan itibaren ay artık Balık burcunda olacak. Dolayısıyla 21 Kasım tarihinde artık Balık burcuyla güne başlıyoruz.